Az önce kendi kendime böyle konuşuyordum. Gerçekten ne istiyorum? Bu yolu istiyor muyum? Ya da neden bu yolu seçmeye çalışıyorum? Aslında şöyle söyleyeyim. Ben şu güne kadar, bakın gerçekten şu güne kadar yüksek lisans yapmak istiyor muyum ya da istemiyor muyum sorusuna hep evet istiyorum diyordum ama gerçekten istiyor muyum sorusuna hiçbir zaman cevap vermiyordum ve bundan kaçınıyordum. Ama şunu farkına vardım. Ben gerçekten yüksek lisans yapmayı istiyorum. Ve bunun devamında araştırma görevlisi olmayı, doktora yapmayı ve profesör olmayı bile istiyorum. Ne alanı üzerinde yapmak istiyorum diye kendime sorduğumda bunu görüntüleme olarak kesin kararımı verebiliyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz YouTube yapıyorum. Bir nevi yine görüntülerle ilgileniyorum, edit yapıyorum ve bu benim bu hayatta zevk aldığım tek şey. Tek şey de demeyeyim de gerçekten burada bir şeyler yapmak, paylaşmak, editlemek, videolarla uğraşmak çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Belki ELOAB okumasaydım, daha önce YouTube'la karşılaşsaydım, belki editör bile olabilirdim. Belki şu an bile editör olabilirim, bilmiyorum. Ama şunun farkına vardım. Evet, editör de olabilirim. Şu an bile olabilirim. Kendimi daha çok geliştirip Udemy'den ya da başka yerlerden Adobe Premiere Pro ya da Photoshop kursları alıp kendimi geliştirebilirim. Belki bunu bir meslek anlamında yapabilirim ya da bunu hobi olarak da yapabilirim. Yapmayı da istiyorum. Ama gerçekten meslek olarak ne istediğime ben şu an karar verdim. Gerçekten az önce karar verdim. Çünkü bazı şeyleri evet kafamızda döndürüyoruz, evet istiyorum diyoruz ama hiçbir zaman gerçekten istiyor muyum ya da gerçekten bu yolu mu seçeceğim sorusuna cevap vermiyoruz. Bundan kaçınıyoruz. Ben az önce hani bazen yumurta ağza geldiği zaman böyle şey olursunuz ya, ay ben ne yapacağım şimdi, neyi seçeceğim oluyorsunuz ya. Ben gerçekten bunu az önce karar verdim. Ben o yüksek lisans yapacağım. Biliyorum şu an 24 saatim bile yok yarın sınav için. Yarın saat 10'da sınav. Ve ben şu an çok fazla bir şey bilmiyorum ama içimden bir his bunu yapabileceğime inanıyorum. Çünkü ben son dakikalar insanıyım. Bir şeyleri son dakika yapmayı çok severim. Ama yapamazsam da bu bir son mu benim için? Hayır. Yapmak için çabalayacağım. Başka üniversitelere de başvurmuştum. Orayı da kazanamazsam önümüzdeki sene güz yarı yılında başvurabilirim. Bu bir son değil benim için. Ama şu soruya gelelim. Neden görüntü işleme? Az önce bunun da cevabını kendime verdim. Şöyle söyleyeyim, ben görüntü işlemeyle alakalı çok bir proje yapmadım. Evet, bir otonom araç ekibindeydim, görüntü işlemeyle çalıştım. Bitirme tezimi bunun üzerinde yazdım. Başka imge işleme ders aldım ve orada bu alanda proje yaptım. Daha sonrasında uzaktan algılama ders aldım ve hedef tespitiyle alakalı yine görüntü işleme üzerine bir proje yaptım. Bir bakıyorum da hep işin sonu bir türlü görüntüye bağlanıyor. Ve bir keresinde birisiyle konuştuğumda onun da bitirme tezi şeyle alakalıymış. Tekerleğin üzerindeki yazıdan, yazı boyutundan tekerleğin boyutunu görebiliyorsun. Ve o ana kadar ben böyle bir şey yapılabileceğini asla düşünmemiştim. Asla düşünmemiştim. Belki çok fazla araştırmadığım için ya da çok fazla derinlemesine düşünmediğim için olabilir. Ama böyle şeyler de yapılıyor. Daha bir sürü şey yapılıyor görüntüyle alakalı. İşte bir en basitinden yani evet nesne tespiti olabilir. İşte trafik işaretlerinin tespiti olabilir. İşte araçlarda kullanılıyor. İşte plaka tespitinde, otoparklarda kullanılıyor. İnsanların duygu durumlarını anlayabiliyorsun üzerindeki ifadelerden. Ya da ne bileyim uzayda kullanılıyor. Oradaki görüntülerden hava durumu tahmininde bulunabiliyorsun. Sağlık sektöründe kullanılıyor çok fazla. Birçok alanda kullanılıyor. Çünkü gözünüz olduğu sürece görüntü her yerde ve görüntü her zaman var. Ve biz sadece çok fazla araştırmadığımız için ve çok fazla bilmediğimiz için sadece derste gördüğümüz ya da sınırlı alanda gördüklerimiz üzerinden yorum yapabiliyoruz. Ama bir işin derinlemesine indiğimiz zaman bu görüntünün işlenebileceği birçok şey var. Birçok yer var ve ben bunları merak ediyorum. Ben bunları merak ediyorum gerçekten. Bunları düşündükçe şu an heyecanlanıyorum. Gerçekten heyecanlanıyorum. Ya belki bu benim için bir dönüm noktası olabilir, ne olur bilmiyorum ama artık bir şeylere göre bakış açım değişti. Mesela şöyle bir huyumuz var bizde. Belki size de vardır bilmiyorum ama sizi tenzih ederek konuşayım, kendimden konuşayım. Bu zamana kadar bir şeyler için çok çabaladım. Ve bir şeylerin istediğim gibi gitmediğini gördüğümde çabalamayı bıraktım. Ve bir şeylerin olmasını bekledim ama bekliyorum. Bugüne kadar bekliyordum. Bir şey oldu mu? Hayır, olmadı. Çünkü hiçbir şey havadan gelmiyor. Gelmiyor. Hele benim gibi şanssızsanız ve iş sektöründe çok fazla tanıdığınız insan yoksa, ki ben her zaman gerçekten şunu savunuyorum. Evet, bir insan kendini geliştirip bir noktada iş bulabilir ama
Birazcık da çevre faktörü bunda çok etkili. O alanla ilgili en ufak bir tanıdığınız varsa bile direkt iş hayatına atılıp para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Asıl mesele para kazanmak mı? Günümüzde evet asıl mesele para kazanmak ama ben şu an bunları düşünmeyeceğim. Düşünmeyeceğim çünkü günlerimi parayı düşünerek geçirmekten artık çok yoruldum. Artık gerçekten ne istediğimle alakalı ilerlemek istiyorum. Ben ne diyordum ya? Çok konudan konuya atladım şu an gerçekten. Bilmiyorum belki de heyecanlandığım için olabilir. Çünkü ilk defa bunları kendime söylüyorum. İlk defa bunları kendime gerçek manada sesli bir şekilde söylüyorum. Evet, kafamızdan zilyon tane düşünce geçiyor ve kimisini algılayıp kimisini kulak arkası ediyoruz. Belki de bunlar benim kulak arkası ettiğim şeylerdi. Ve şu an bunlar günümüzde çıkıyor ve bunları keşfettiğim için de mutluyum. Gerçekten yüksek lisans yapıp, araştırma görevlisi olup, doktora yapıp, hayatımın bir döneminde yurt dışında araştırmacı olarak geçirmek istiyorum. Yurt dışındaki teknolojinin nasıl ilerlediğini, insanların kafa yapısını çok merak ediyorum. Onlarla ortak bir proje yönetmek istiyorum. İleride hoca olup bunları öğrencilerimle paylaşmak istiyorum. Bu duyguları öğrencilerimle konuşmak istiyorum. Çünkü bunları konuşabileceğimiz çok fazla öğretmen yoktu. Yoktu. Çünkü herkes kendi işinde, kendi ekmeğindeki bu çok normal. Belki de bilmiyorum ben hocalarla çok yakın bir bağ kuramadım bilmiyorum. Belki hocalar bunu çok gözde öğrencileriyle konuşuyordu bilmiyorum ama o statüye hiçbir zaman erişmedim. Ben ama bunu sadece gözde öğrencilerle değil, bütün öğrencilerle konuşmak istiyorum. Çünkü herkesin tökezlediği noktalar var. Ve bu bir çok normal tökezlemek. Çünkü hiçbir zaman her şey mükemmel gitmeyecek. Her zaman o yollar engebeli olacak. Çukurlar olacak. O çukurlara düşeceğiz. O bataklıklara batacağız. Belki hiç çıkamayacak gibi olacağız ama sonunda yine o bataklıktan, o çukurdan çıkacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bu sürenin, bu yolun kısa olması için elimden geleni yapacağım ileride. Şu an benim önümde çok uzun bir yol var ve ben birçok bataklığı atlattığımı düşünüyorum ama ileride tabii ki de bir bataklıkta tekrar beni görebilirsiniz. Bunun sözünü veremeyeceğim. Asla bataklığa girmeyeceğim demeyeceğim çünkü ben aralarda yaşamayı seviyorum. Belki de şu an o bulunduğum bataklığın içinden sadece şu şekilde çıkıyorum. Şurası bir bataklık, şu nokta. Ve ben sadece şuradayım. Ve bu büyüyecek, büyüyecek ve beni komple bu şekilde görebileceksiniz belki de. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İçim şu an huzur dolu, umut dolu çünkü gerçekten ne istediğimin farkına vardım. Evet, bir yerde işe girip çalışmak istiyor muyum? Evet, çalışmak da istiyorum. Ama akademik olarak da ilerlemek istiyorum. Çünkü ileride öğrenciler için bir nevi bu süreyi kısaltmak istiyorum. Hatta şu an sizinle konuşurken bile belki bu şekilde düşünceleri, kaygıları olan insanlara belki bir nevi farklı bir bakış açısı empoze edebilirim. Bilmiyorum. Umarım edebilirim. Umarım sizin de bakış açınız değişir ve hayatınızda değişiklikler olabilir bu sayede. Dediğim gibi birçok yolumuzda çukur var, bataklık var ve ben orada o halat görevini görmek istiyorum. O çukurdan çekip çıkartmak istiyorum. Ya da o çukurların üzerindeki tahtalar oluyor ya. Belki o olup destek sağlamak istiyorum. Daha dikkatli yürümeniz için. O çukurlara düşmemeniz için size destek olmak istiyorum. Bunu şu anda da size yapmak istiyorum. Ve ileride öğretmen olursam öğrencilerime de yapmak istiyorum. Bilmiyorum şu an geleceğe yönelik ayrı planlarım var. Şu an ilerleyen süreci görebiliyorum. Belki şu an ilerleyen süreçte o son noktaya gelebiliyorum. Ama o yolun nasıl gidecek ondan çok emin değilim. Gerçekten emin değilim. Çünkü şu zamana kadar gerçekten çok zor şeyler atlattım. Ve bunu evet çevremde arkadaşlarımla, yeri geldiğinde ailemle konuştum ama hiçbir zaman çoğu şeyi paylaşmayıp kendi kendimi aşmaya çalıştım. Hala da aşmaya çalışıyorum. Ve bu konuda bayağı da zorlandığım dönemler oldu. Bunu inkar edemeyeceğim. Dediğim gibi az önce o bataklığın sadece şurasındaydım. Ama daha öncesinde oranın aşağısındaydım. Gerçekten oranın aşağısındaydım ve oradan çıkmak için çok çabaladım. Ve şu an yavaş yavaş oradan çıktığım için mutluyum. Tam olarak ne zaman oradan çıkacağım bilmiyorum ama şu an yavaş yavaş oradan çıkmanın düşüncesi bile beni bir huzurlu yapıyor. Garip hissediyorum. Şu an gerçekten garip hissediyorum. Mutluyum. Huzurluyum. Yarının sonucu ne olacaksa olsun bilmiyorum ama sonunda yine bu huzura eriştiğim için mutluyum ya. Gerçekten.
Gerçekten. Belki de bir şeyler için çok fazla acı çekip sonunda bir şeylerin farkına varıyoruz ya, belki de ben şu an tam o noktadayım. Ve bu noktaya ulaştığım için de çok mutluyum ve kendime gurur duyuyorum. Çünkü hep hiç çıkamayacakmışım gibi hissediyordum. Gerçekten hiç çıkamayacakmışım gibi hissediyordum. Garip. Gerçekten garip. Bir şeyleri başarıyor olma düşüncesi bile şu an beni çok mutlu ediyor. Mutluyum. Gerçekten mutluyum. Birkaç gün öncesine kadar mutlu olmaya çabalıyordum. Gerçekten. Çünkü artık bir noktada kendimden tamamen umudu kesmiştim. Çünkü tamamen karalara bağlamıştım. Yok Beste, sen hiçbir şey yapamayacaksın. Hiçbir şeyde başarılı olamayacaksın. Hiçbir şey istediğin gibi gitmeyecek. Sürekli kendime bunları söylüyordum. Belki de bunları söylediğim için o şekilde hissediyordum ama dediğim gibi bir şeyleri çabalayıp sonucunu istediğim gibi olmadığı zaman bir şekilde insan hayal kırıklığına uğruyor ve emeğinin karşılığını alamadığı zaman hiçbir şey alamayacakmış gibi hissediyorum. Ama bakış açımı değiştirdim. Mesela YouTube'a başladıktan sonra da ben 2 seneyi aşkındır YouTube yapıyorum. Ve şu an çok fazla takipçim yok. Çok fazla izlenme almıyorum. Bir ara diyordum abi neden büyümüyorum? Neden istediğim gibi olmuyor? Yani benden sonra girip çok fazla takipçisi olan, işbirlikleri alan, bu alanı hem hobi olup hem bir yandan da iş olarak yapan, öğrenci olan ya da sadece bunu iş olarak yapan insanlar var. Bunları gördükçe yani imreniyordum. Yani imrenmek değil de ben neden böyle değilim? Ben neden yapamıyorum diye hep kendimi suçluyordum ve yapmak istemiyordum o an. Ama sonradan bakış açımı değiştirdim, dedim ki ben bundan zevk alıyorum. Evet, insanlar izlemiyor olabilir, takip etmiyor olabilir. Çok fazla bir kitleye ulaşamıyor olabilirim ama ben burada anılar biriktiriyorum. Ben buraya bir şeyler koymaktan hoşlanıyorum, edit yapmaktan hoşlanıyorum. Arka plana koyabileceğim şarkıları düşünmekten hoşlanıyorum. Belki editim çok fazla gelişmemiş olabilir ama geliştirmek istesem bunu geliştirebileceğime de inanıyorum. Belki durumum çok iyi olmadığı için çok fazla içerik üretemiyorum. Sadece şu anda olduğu gibi size dert yanıyorum daha çok. Ama kendi eski videolarımı izlediğimde iyi ki bunu yapmışım diyorum ya. İyi ki bırakmamışım diyorum. Çünkü burada bir sürü anılar biriktiriyorum. Ben önceden çok fazla günlük tutmak istiyordum ama yazmaya üşendiğim için yapmıyordum bunu. Bu sefer pes etmeyip sürekli buraya video attığım için çok mutluyum. Kendime gurur duyuyorum bu konuda. Çünkü pes etmek hep en kolayı. Hep en kolayı. Ben de bu yolu seçmiştim. Gerçekten önceden de söylemiştim, ben 4. sınıftan beri hep pes etmeyi düşünüyordum. Çünkü yapmak istemediğimi düşünüyordum. Ya da gerçekten ne yapmak istediğimi bulamadığım için o an hiçbir şey yapmak istemiyordum. Aylardır hiçbir şey yapmıyordum. Bakın hiçbir şey yapmıyordum. Bunun için de pişmandım. Ama artık pişman olmamaya karar verdim. Çünkü iyi ki hiçbir şey yapmamışım da şu an gerçekten ne istediğimi farkına varabilmişim. O yüzden size de söylüyorum. Bir dönemimiz olacak. Gerçekten hiçbir şey yapmak istemeyeceğiz. Ne yapmak istediğimizi bilmeyeceğiz. Ne yolda yürümek istediğimizi bilmeyeceğiz. Ama bir nokta gelecek ki gerçekten ne yapmak istediğimizin farkına varacağız. Şu an benim bulunduğum nokta gibi. Gerçekten bugün, şu an benim dönüm noktam. Bu video benim dönüm noktam. Bundan sonra bambaşka bir besteyle karşınızda olacağım. Evet, zaman gelecek. Ben demiyorum ki size hep pozitif olacağım, hep üretken olacağım, hep bir şeyler için çabalayacağım. Evet, çabalamaya devam edeceğim, bir şeyler üretmeye devam edeceğim. Ama yeri geldiği zaman yine her şeyi bırakmak isteyeceğim. Ama inanıyorum ki yine düştüğüm yerden kalkacağım. Buna çok inanıyorum. O yüzden size de tavsiyem şu. Gerçekten kendinizle konuşun. Gerçekten tam anlamıyla ne istediğinizi kendinizle konuşun. Çünkü ben bunu az önce yaptım ve farkına vardım. O kulak arkasına ittiğim, o duymak istemediğim şeyleri kendime söyledim. Ve çok huzurluyum bu konuda. Mutlulukla ağlayabilirim şu an gerçekten. İlk defa mutluluktan ve huzurdan ağlayacağım. Uzun zaman sonra ilk defa. Çünkü hep bu zamana kadar kaygılandığım için, bu zamana kadar hiçbir şeyin istediğim gibi gitmediği için ağlıyordum. Şu an mutluluktan ağlamak düşüncesi bile beni çok mutlu yapıyor. Ama ağlamayacağım. Ağlamayacağım. O yüzden umarım
Umarım sizin de dönüm noktanız en kısa sürede olur. Ya da en kısa sürede olmasın. Belki de ne kadar uzun o kadar iyi. Çünkü insan ancak kendini dinlediği zaman karar verebiliyor neyin daha iyi, neyin daha doğru, neyin daha yanlış olduğuna. Umarım her şeyi sizin için de çok güzel olur. Umarım siz de o dönüm noktasına erişebilirsiniz. Umarım o dönüm noktasına gelme, umarım o dönüm noktasına da gelmezsiniz. Her şey umduğunuz gibi gider, her şey iyi gider. Öyle. O zaman ben şimdi ders çalışmaya gidiyorum. Bana yarın için şans dileyin. Ama dediğim gibi, yarın başarısız olsam da bu benim için bir son değildi, bir başlangıçtı. Bugün benim için bir başlangıç. Çünkü ben artık geçmişi siliyorum. Geçmişi silmiyorum. Artık geçmişi analiz ettim. Ne yapmam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini farkına vardım. Ve bu yönde çok daha ilerleyebileceğime inanıyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi videonun editini yapıyorum. Bu videoyu bugün koymak istiyorum. Çünkü dönüm noktası bugün olduğu için direkt paylaşmak istiyorum. Ve son kez şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar ben hep elimi neye atarsam atayım, hep başarısız olduğumu, hep orayı kuruttuğumu, hep şanssızlığı ve kötülüğü getirdiğime inanıyordum. Gerçekten buna inanıyordum. Ama şunun farkına vardım ki belki de bunlar beni çok daha iyi bir noktaya ulaştırmak için düşündüğüm düşüncelerdi. Artık bu şekilde düşünmeyeceğim. Artık her zaman umut dolu olacağım. Hep umutsuzluğa kapıldığımı düşünüyordum ama hep arkada bir yerde bir şeylerin tekrardan iyi olabileceğine inanıyordum. Ve şimdi artık o olumsuzlukları bastırdım ve o umut verici şeylerin yükselmesine izin verdim. Umarım siz de kendiniz için bunlara izin verirsiniz ve her şey bundan sonra çok daha iyi olur. Kendime söylemek istediğim son şey de şu. Asla kendini kötü görme. Asla kendini küçümseme. Çünkü sen ne istiyorsan istediğin her şeyi başarabilirsin. Her şeyi başarabilirsin. Artık hayatımda ufak şeylerden de, küçük şeylerden de mutlu olmaya çalışacağım. Ve inanıyorum ki o küçük şeyler büyüyecek, büyüyecek ve çok daha büyük, çok daha güzel şeylere yol açacak. Buna eminim. O yüzden kendine iyi bak beste. No, I'm not giving